Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bizim ikinci videomuz. Dama desenli çantamızın yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzu izleyen arkadaşlarım biliyorlar, tabanımızı yaptık. Daha sonra gövde kısmını yaptık. Yani gövdeyi nasıl çıkacağınızı gösterdim. Bu videomuzda da şu kenarda görmüş olduğunuz askı kısmını yapacağız. Şu kısmı yapacağız. Daha sonra çantayı bu orta kısımdan birleştirip bitireceğiz. Şimdi çantamızı polyester makrame iple örüyoruz. 3 milimlik tığ ile örüyoruz. Makrame ipimizin numarası da 3. Şimdi şuradan göstereyim. Bakın şurada bir ip görüyorsunuz. Burada benim ilk açtığım yumaklar bitti. Yani şu kısma kadar, çantanın şu kısmına kadar toplamda 101 renkten, 100 de diğer renkten 200 gram ip bitirmiş oldum. Bunlar benim ikinci yumaklarım. Diğer askı kısmında yapacağız. Toplamda çantaya 300 gram ip gidecek arkadaşlar. Çantanın şöyle ben size ebatlarını da hazır aklıma gelmişken göstereyim. Benim ördüğüm iple örerseniz, benim ördüğüm tığla örerseniz, benim ördüğüm sayılarda örerseniz çantanızın genişliği 31 santim. Bakın şuradan tabandan ölçelim. Yüksekliği de 21 santim olacaktır. İpiniz, tığ numaranız değişirse çantanızın ebatları da değişir. Daha aynı iplerle, aynı tığla daha büyük çanta yapayım derseniz de tabanda biliyorsunuz 4 ve 4'ün katları üzerine kuruluyor desenler. 4 ve katları olarak zincir sayısını çekerseniz daha büyük bir çantaya ulaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın askı kısmını yapacağız. Birleştirme kısmını yapacağız daha sonra. Zaten en çok çanta yapımını zorlayan karıştırdığınız yer şu kenarlarda yaptığımız eksiltmeler. Onları elimden geldiğince çok detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Çantanın içini astarlamayacağım. Biliyorsunuz bu bir marka çanta. Yani bir markanın mağazada satışını yaptığı bir çanta modeli. Orijinalinde astar yok. Zaten ipi dolayısıyla astar da isteyen bir çanta değil ama isterseniz tabii ki de astar da dikebilirsiniz. Benim astar yapımını yaptığım birçok çanta modelim var. Kanalıma abone olup videolar kısmına bakarsanız bütün videolarımı görebilirsiniz. Şimdi beraber eksiltme işlemimize başlayalım. Ben biraz kameraya yakınlaştırayım. Evet, şöyle yakınlaştırdım, daha rahat olacak yakından. Şimdi çantanın askı kısmını yapıyorken bakın şu kısmı 10 tane desen üzerine yaptım. Bu eksiltmeleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dama deseni üzerine. Çantanın birleştirme yerim bakın şurası. Böyle tek tek bütün desenlerini saydım. 1, 2, 3, 4 şeklinde bu bütün kareleri tek tek saydım. Toplamda 36 tane, şuna bir kare diyorum. Böyle 36 tane karem var. Sağ tarafa 10, sol tarafa 10, ortalarda 8'er, 8 burada, 8 burada kalacak şekilde ayırdım. O şekilde askılarını yapmaya başlıyorum. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle çevireyim. 8 demiştik, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kalacak. 9. da örmeye başlayacağım. İpimi alıyorum hemen. Önce bir tane zincir çekip ipi tığda sabitliyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. İlk trabzanın tepesine ilmeği çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekeceğiz. Diğer kısımlarda buraya kadar ördüğümüz kısımlarda sıralara başlıyorken 2 zincir çekiyorduk ve bu zinciri trabzan olarak sayıyorduk. Ama artık askı kısmında 3 zincir çekeceğiz ve bu zincirimiz bizim trabzan olarak sayılmayacak. Kenarlık görevi görecek bize. 3 zinciri çektim. İlk trabzanın yani zincirin dibine hemen batıp ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra tığıma ip doladım. Kalan 3 tane trabzanım var. Bu trabzanda eksiltme yapacağım. Nasıl yapıyoruz eksiltmeyi? Tığımıza ip doluyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz ve ilmek çıkarıyoruz.
Daha sonra tığımıza ip alıp önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Kalan 2 ilmeği bekletiyoruz. Tığımıza ip alıyoruz. Yanındaki trabzana batıyoruz ve ilmek çıkarıyoruz. Yine tığımıza ip alıp önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz ve kalan 3 tane ilmeği tığda bekletiyoruz. Tekrar tığımıza ip doluyoruz. Ve son trabzana yani 3. trabzana batıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği örüyoruz. Kalan 4 ilmek tığda bekliyor. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz. Renk geçişi yapacağız. Ona da ben bir tane zincir çekip şöyle ilmeğini oluşturmuştum. Diğer rengimizle bu 4 tane ilmeği tığımızdan çıkarıyoruz. Yani azaltmamızı yaptık. Şimdi askı kısmındaki azaltmaları sadece arkadaşlar sıra başlarında yapacağız. Bu bizim sıramızın başı. Sıranın başında yapacağız. Sıra sonunda azaltma yok. Bir sonraki sırada tekrar sıra başında azaltma şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi kalan 9 tane dama desenimiz var. Onları öreceğiz ve bu sırayı tamamlayacağız. Bundan sonraki kısımlarda sıra bitene kadar olan kısımda yani azaltma yok. Bakın üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü battım. Önce ilk 2 ilmeğimi ördüm. Renk değişikliği yapıyorum. Diğer rengi alıp 2 ilmeği çıkardım. Sonra yine ilk 3 tane trabzanı ikili trabzan olarak örüyorum. Dördüncü de biliyorsunuz renk geçişi yapıyorum. Battım. İlmek çıkardım. Önce 2 ilmeğimi çıkardım. Diğer renk ipimi alıp kalan 2 ilmeği o renkte çıktım. Şimdi şöyle ilkinde azaltma yaptım. 2 taneyi ördüm. 10 tane toplamda olacağı için sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın ilk yaptığım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. da sıra sonunda dediğim gibi eksiltme yok. Her zaman sıra başında eksiltme yapacağız. 3 taneyi ördüm. 4.'yü battım. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. Şimdi renk geçişi yok ama şu ip aşağıda kalırsa kötü bir görüntü oluyor. Bunu şöyle ipin üstüne atıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra diğer 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi aynı ipi bir de bu taraftan öne alıyorum. Tekrar ipin üstüne atmış oldum. 1, 2, 3. Yani ne yaptım? Bu ipi de yürüttüm örgünün içinde. Yukarıya çıkardım. Şimdi 3 zincir çektim ve döndüm. Ne olmuş oldu? İkinci sıradayım ve yine sıra başındayım. O zaman azaltma yapacağım demektir. 3 zinciri trabzan olarak artık saymadığım için zincirin dibine hemen batıp önce bir tane ikili trabzanı yapıyorum. Daha sonra 3 tane trabzanım var. Bu 3 trabzanı eksiltme yapıyorum. Tekrar az önce yaptığımız işlem. Anlatayım detaylı. Tığımı ipe doladım. Battım. İlmek çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. Kalan 2 ilmeği beklettim. Tığa ip doladım. Sonrakine battım. İlmek çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. Kalan 3 taneyi beklettim. Tığa ip doladım, battım, ilmek çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. Kalan 4 tane ilmeğim var. Şimdi renk değişikliği yapıyorum. Bir sonraki renge geçiyorum. Bu 4 tane ilmeği diğer rengimle çıkarıyorum. Eksiltmemi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar kalanları örüyorum. Sıra sonuna kadar eksiltmem yok artık.
Az önce ilk sırada yapmış olduğum gibi bu sırada da aynı sayılarla aynı şekilde eksiltme yaptım. Şimdi bundan sonraki sırada burada da burada da ilmeklerim bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 2'ye düştü. Bundan sonraki sırada yine eksiltmemi yapacağım. Ama tabii ki sıra başında yapacağım. Şimdi ben sıramı örüp bitiriyorum arkadaşlar. Bakın sıra sonuna geldim yine. Bir alt sırada azaltma yaptığım için bakın burada zincir hariç 2 tane trabzan var. Onları normal azaltma yapmadan örüyorum. Ve bakın sonucuda yine aynı işlemi göstereyim size. İpi yürütüyorum. Yani nasıl yürütüyorum? İkinci trabzan için battım, ilmek çıkardım. Önce ilk iki ilmeği ördüm. Sonra bakın görmüş olduğunuz şu diğer rengi kullandığım rengin üstüne attım. İpin üstüne attım. Şimdi renk geçişi yapacağım. Bu iple devam etmeyeceğim. Koyu renkte devam edeceğim. İki ilmeği çıkardım. Şimdi bu ip altta kaldı. Bu renkle devam edeceğim. Koyu renkle. Açık rengi kullanmayacağım rengi yani. Koyu rengin üstüne attım. Yukarıya aldım yani. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Ve döndüm. Şimdi sıra başındayım. Yani eksiltmemi yapacağım. Eksiltmeyi nasıl yapacağız? Şu anda 2 trabzan var. 2 zincirimi çektim. İlk trabzana batıp ilmek çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. Tekrar tığıma ip doladım. İkinciye battım ilmek çıkardım. Daha sonra ilk 2'yi önce yani ilk 2'yi ördüm. Kalan 3 tane için renk geçişi yapıyorum ve 3 taneyi tığdan çıkarıyorum. Yine eksiltme yapmış oldum. Sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde 4 bir renkten 4 bir renkten azaltma olmadan örüyorum ve bu sırayı bitiriyorum. Bundan sonraki sırada şu an yaptığımız eksiltmenin aynısını yapacağız yine. Çünkü orada da 2 tane trabzan var.
Bakın sıra sonuna geldim. Son iki trabzanım var. Önce ilkini, sonra da ikinciyi örüyorum. İkinciyi örerken şu ipini yürüteceğim. İlk iki ilmeğimi çıkardıktan sonra şu ipi diğer ipin üstüne atacağım. Diğer iki ilmeği çıkaracağım. Aynı ipi tekrar üstüne atacağım. Ve 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki sıraya dönmüş olacağım. Yine az önceki sırada yaptığım gibi 2 tane trabzan var. Bu 2 trabzanı eksiltiyorum. Tığıma ip doluyorum. Önce ilk trabzana batıp ilmek çıkarıyorum. Önce ilk 2 ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Tığa ip doladım. Yanındaki trabzana battım. İlmek çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü tek seferde tığdan diğer rengimle çıkardım. Ve burayı da azaltmış oldum. Sonra sıra sonuna kadar azaltma işlemim yok. Bu sırayı bitiriyorum. Bir sonraki sırada size tekrar azaltma işlemini gösteriyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın sonuncuya bir tane trabzan var artık burada. Önce renk geçişimi yapıyorum. Ve oraya bir tane batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Önce ilk iki ilmeğim. Daha sonra ipi diğer ipin üstüne atıyorum. Ve sonra diğer iki ilmeğim. Tekrar ipi bu şekilde üstüne atıp 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3 ve sıraya döndüm. Şimdi sıra başındayız. Yine eksiltmeyi yapacağız. Nasıl yapacağız eksiltmeyi? Şimdi bakın toplamda 4 sıra ördük. 4 sıranın ilk 2 sırasında aynı eksiltme, sonraki iki sırasında aynı eksiltme yaptık. Yani neydi ilk iki sırada yaptığımız eksiltme? Sıra başında 3 zincir çektik. Bir tane trabzanı ördük, ikili trabzan. 3 trabzanı tek seferde örüp eksiltmemizi yaptık. Sıra sonuna kadar kalanlarda eksiltme yapmadan sırayı bitirdik. Bir sonraki sıraya çıktık, ikinci sıraya. İkinci sırada yine aynı şekilde 3 zincir çektik. İlk trabzanı ördük. Sonraki 3 trabzanı aynı anda örüp eksilttik. Ve bu sırayı da sıra sonuna kadar örüp bitirdik. Geldik sonra 3. sıraya. 3. sırada 3 zincir çektik. İlk 2 trabzanımızı aynı anda örüp eksilttik. Çünkü altta 2 trabzan kalmıştı artık burada. 3 zincir çektik. 2 trabzanı aynı anda örüp eksilttik ve kalan trabzanlarda hiçbir eksiltme yapmadan sırayı tamamladık. 4. sıraya geldik. 4. sırada bir önceki sıranın aynı şekilde eksiltmesini yaptık. Yani 3 zincir çektik. İlk 2 trabzanı aynı anda örüp eksilttik ve bu şu görmüş olduğunuz dörtlüyü bitirmiş olduk. Bir sonraki sıraya geldik. Yani 5. sıra. 5. sırada ne yapacağız? İlk sırada yaptığımız işlemi. Üçlü eksiltme, ikinci sırada da üçlü eksiltme, 3 ve 4. sırada ikili eksiltme yapıyoruz ve sonra tekrar başa dönüyoruz. 3, 3, 2, 2 şeklinde eksiltmeler aynı şekilde tekrar ederek devam ediyor. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Koyu renk iple devam edeceğimiz için artık renk geçişi olmadığı için direkt eksiltme işlemini yapacağız. Nasıl da eksiltmemiz? İlk eksiltmemiş. 3 zincir çektik. Yanındaki trabzanı, ilk trabzanı örüyoruz. Önce ilk ikisi, sonra diğer ikisi.
3 tane trabzan var. Bu 3 trabzanı aynı anda örüyoruz. Yani nasıl? Ta ip doluyoruz, batıyoruz, ilmek çıkarıyoruz. Önce ilk 2 ilmeğini örüp kalanları bekletiyoruz. Ta ip doluyoruz, diğerine batıyoruz, ilmek çıkarıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği örüyoruz. Kalanları bekletiyoruz. Ta ip doladık, battık, ilmek çıkardık. Önce ilk 2 ilmek ördük. Kalan 4 tane ilmek var. Bu 4 tane ilmeği şimdi renk geçişinde yaparak tek seferde tığdan çıkarıyoruz. Bu üçlüyü aynı anda örmüş olduk. Eksiltmemizi yaptık. Kalanları eksiltme olmadığı için direkt ikili trabzan örerek sırayı bitiriyoruz. Ben şimdi bu sırayı bitireyim. Sıra sonunda tekrar göstereyim size. Bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda görmüş olduğunuz kısma batmam gerekiyor bir tane. Renk geçişimi yapıyorum. Bir önceki sırada da aynı işlemi yapmıştık. Bakın burayı da tekli batmıştık. Renk geçişimi yaptım. Battım. İlmek çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. İpimi diğer ipin üstüne attım. Kalan 2 ilmeği şimdi bu renkle örmeyeceğim. Şu renkle öreceğim. Çünkü burası açık renk. Açık rengimle ördüm. Diğer ipimi kullandığım ipin üstüne attım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Ve dönmüş oldum. Şimdi bu sırada yine eksiltme. Yani nasıl? Az önce yaptığımız eksiltmenin aynısı. Modelin üstündeyiz. İlk trabzana batıp ikili trabzan olarak örüyoruz. Diğer 3 taneyi aynı anda örüyoruz. Önce ilk 2, ta ip doladık, diğerine battık. Önce ilk 2, ta ip doladık, diğerine battık. Önce ilk 2, 4 tane ilmek kaldı. 4'ünü diğer renge geçerek tek seferde çıkardık. Yani özetleyecek olursam tekrar sadece sıra başlarında eksiltme yapıyorum. İlk 2 sırada 1 trabzan ör, 3 tane trabzanı aynı anda örerek eksilt yapıyorum. 3. ve 4. sırada 2 trabzanım kalmış olduğu için sıra başlarında yine ilk 2 trabzanı aynı anda örerek eksiltme yapmış oluyorum. Sonraki sırada yani 5 ve 6. sıralarda yine aynı işlem. Önce ilk trabzan ör, 3 taneyi aynı anda ör eksilt. Sonra tekrar hep bu şekilde 2 sıra birbirini tekrar edecek şekilde örüp eksiltiyorum. Ben şimdi kalan kısımları öreceğim. Artık eksiltmelerin anlaşıldığını düşünüyorum. Kalan kısımları öreceğim. Sonra çantanın birleştirme kısmına size göstereceğim. Dediğim gibi eksiltmelerinizi benim size buraya kadar tarif ettiğim ilk 4 sırayı sürekli tekrar ederek yapıyorsunuz arkadaşlar. İlk 4 sırayı ördünüz diyelim. Hatırlamıyorsunuz nasıl eksilteceğinizi. Tekrar videoyu başa alıp aynı kısmı tekrar izleyip tekrar 4 sırayı örebilirsiniz. Yani hepsi çünkü birbirinin aynısı. Beraber tekrar ede ede ilerliyor. Bakın bu sırayı da tekrar göstermiş oldum size.
İlk iki sırayı, ilk trabzanı 3 tane aynı anda eksilt yaptım. Buradaki sırada da aynı şekilde yaptım. Sırayı bu şekilde bitirdim. Şimdi üçüncü sıra, yani yine iki trabzan kaldı. İki trabzan aynı anda örüp eksiltmeyi yapıyorum. Dediğim gibi ben şimdi öreyim. Kalan kısımları birlikte yapıp çantayı bitirelim. Evet arkadaşlar, çantamın bu tarafını da bitirdim. Şimdi şunu şöyle göstereyim size. Bakın, iki tane kare kalana kadar eksiltmelerime devam ettim. İki kare kaldığında 1, 2, 3, 4, toplamda 8 sıra örmüş oldum. Ve şimdi birleştirmesini yapacağım ve çantayı kenarlarını da tığla geçeceğim ve bitireceğim. Birleştirmeyi ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz iğneyle de dikebilirsiniz tabii ki. Ben ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapacağım. Bakın şöyle iki ucu üst üste getiriyorum. Ancak tersinden getiriyorum ki benim yaptığım birleştirme çantanın askısının alt kısmında kalsın. Yani şöyle bakın, şöyle iki kulak var. Bu iki kulağı şöyle tutuyorum. Daha sonra şöyle, şurası en son yaptığım kısım. İlmeğimi alıyorum. Daha sonra bu kalan ipleri tığınıza ya da iğnenizle düğüm atıp kesebilirsiniz. Evet, şöyle göstereyim. Üst üste getirdim parçaları. Böyle karşılıklı sık iğneleri batıyorum. İki parçanın da sık iğnesine. İlmek alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine, karşısındakine de ilmek alıp çıkardım. İlk ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak birleştirmemi yapıyorum. Zincirleri de mutlaka batıyorum ve ilmek kaydırma işlemini bitirdiğimde, şöyle çevirdiğimde bakın birleştirme kısmı bu şekilde görünüyor. Şimdi ipimi kesmiyorum, devam edeceğim. Şöyle yapmış olduğumuz örgünün etrafına sık iğne geçeceğim ki temiz bir görüntümüz olsun. Bir tane zincir çekiyorum, bu şekilde tutuyorum ve trabzanlara iki tane sık iğne denk gelecek şekilde batıyorum. Çünkü bunlar ikili trabzan. İki tane sık iğne denk gelecek şekilde batıp böyle bir sıra ördüğümde kenarları da temiz bir görüntüye kavuşmuş olacak. Biraz öreyim, görün. Bakın bu şekilde. Her bir etrafını böyle sık iğneyle döneceğim. Yani buradan aşağı ineceğim. Şöyle, şöyle tekrar başa geleceğim. Burada sonra ipi keseceğim. Sonra diğer taraftan, zaten ipleri kesmemiştim. Buradan devam edeceğim. Sık iğne geçeceğim. Sonra da ipleri tamamen keseceğim. Evet arkadaşlar, ve çantam şu an tamamen bitmiş durumda.
Şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Tamamen hazır. Dediğim gibi dilerseniz içine astar dikebilirsiniz, çatı ekleyebilirsiniz. Artık bundan sonrası dilediğiniz şekilde kullanmak ve süslemek sizin elinizde. Dediğim gibi tam 300 gram ip yedi. 300 gram kadar ip almanız yeterli oluyor. Gayet de güzel oldu. Bakın şöyle yakından göstereyim tekrar. Ve şu anda içinde hiçbir şey yok. Onu da göstereyim çünkü soruyorsunuz. Bakın içinde astar, keçe hiçbir şey yok. Makrame ip, polyester makrame ip olduğu için böyle kalıp gibi duruyor. Yani ipinden dolayı bu görüntüsü oluşuyor. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ben yorumlarınıza mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.